Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Çin'den bir ürün aldım ama tabletime ürün aldım. Tabletimin bataryası bitti. Dün geldi. Şöyle bir kutuda geldi. Güzel paketlemişler. Batarya da bu arkadaşlar. Bugün sizlerle tabletimin bataryasını değiştirmeye çalışacağım. Yapabilirsem inşallah, olursa olmaya da bilir. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Elektronik bilgim yok. Sanırım bu yapışıyor tablete. Burada bir yapışkan yok, herhangi bir yapışkan. Ya da var mı acaba? Jelatini çıkartıyoruz. Yok. Altı yapışkanlı değil. Neyse. Şöyle bir tabletim var arkadaşlar. Arkası açılmıyor normal. Bunu ben buralardan, şuralardan böyle ince bir tornavidayla açtım. Ama şurada iki tane ayağı varmış. Onları fark etmedim. Bu sağlam, bu kırıldı. Önemi yok. Batarya da bu. İkisi de aynı. Tabletin üstündeki bataryada bir şişme falan bir şey yok. Ama kapanıyor kendi kendine. Tam full şarj da olsa kapanıyor. Anlayamadım. Herhalde dedim bataryadan bataryaya değişmemiz lazım diye düşündüm. AliExpress'ten batarya aldım. Burada bakmadım. Belki Türkiye'de de vardır ama bakmadım. Evet, şimdi bakıyorum. Batarya birebir aynı. 60 TL'ye aldım bunu. 4000 mAh. Şimdi burada şeyler var. Burada bir bant var. Bant yapıştırmışlar. Şurada da büyük ihtimal işte kablosu, bağlantı yeri burası. Bunu çıkartacağız yerinden. Bakalım nasıl olacak veyahut da olacak mı, belki de hiç olmayacak. Batarya buraya sabit. Yani bayağı bir sağlam. Sağlam gibi. Bunu saç kurutma makinesiyle ısıtıp çıkartmaya çalışacağım şimdi. Beraber yapalım. Yani bataryanın üstüne de saç kurutma makinesi tutulur mu? Onu da pek bilmiyorum açıkçası. İnşallah bir şey olmaz çok ısınıp da. Böyle bozmak da istemiyorum. Normal. Bu çift taraflı bant da tutturmuşlar. Şunu şuradan çıkartırsak inşallah. Arkadaşlar, bu lambayı da Çin'den sipariş ettim. Bunun tanıtımını da ayrıca yapacağım. Uzman bir tamirci gibi şu anda cerrahi bir operasyon yapıyorum. Tablede otopsi yapıyorum. Cenazeyi kaldıracağız. Şunu da şuradan çıkartmayı becerirsek şöyle mi çıkıyor acaba? Şimdi bunu buraya koyacağız. Şuradaki bant gitti. Aslında tekrar dursa olur mu, yapıştırsam? Bunu tekrar buraya yapıştırayım arkadaşlar. Bu az da olsa iş görür orada. Şimdi herhalde şu jelatini çıkartıyoruz. Bunu işte bak, eksiğim şu benim. Çıkartırken, sökerken nasıl yaptığıma bakmıyorum. Şimdi bunu böyle miydi? Böyle miydi? Ondan sonra ya yanlış yapıyoruz ya yanlış takıyoruz. Herhalde öyle işi yapıyoruz. Herhalde böyle. Bakalım düşündüğüm gibi olacak mı? Üstten mi bastırıyoruz? Ha, ne kadar kolaymış. Çok kolaymış arkadaşlar. Yani böyle üstten bastırıyormuşuz. Ben biraz önce bu şekilde çektim. Biraz zor çıktı. İyi ki zarar vermemişiz oraya. Şöyle üstüne bastırdığınız zaman tık diye takıldı. Bunu da tekrar koyalım.
Bir deneyelim. Evet, çalıştı. İlk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ve sanırım başarılı olduk gibi olmaya doğru da ilerliyoruz. Aa, düğmeleri yok. Düğmeleri düşmüş. Onu bulmam lazım. Düğmemizi buldum. Şuradan bakın, ne de görüyorsunuz, burası yamuk. Buraya zarar vermiş. Neyse. Bir zararı yok. Tablet çalışıyor. Önemli olan o. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle oldu. İlk defa bir tablet tamir ettim. İlk defa bir tabletin içini açtım. Benim için bir ilkti. Başarılı geçti sayılır. Biraz zarar vermişim. Arka kapağına yamuk olmuş. Ama sonuçta düğmeler çalışıyor. Zaten onu ben de kendi kaba var, ona koyacağım. O açıklık da çok önemli değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.